Günaydın çocuklar. Bugün de sizlerle birlikte geometrik cisimlerle ilgili etkinliklerimizi yapacağız. İlk etkinliğimize baktığımızda aşağıdaki geometrik cisimlerin üzerinde bulunan kuş neyi ifade ediyorsa altındaki yuvaya yazalım. Bakıyorum buradaki kuş silindirin yüzeyinde. O zaman ben yüzey diye yazacağım. Buraya baktığımda kuş üçgen prizmanın kenar kısmında kenar yazacağım. Yine buraya baktığımda kuş dikdörtgen prizmanın kenarında o zaman kenar yazıyorum. Buradaki şeklime baktığımda yine bir kare prizma var köşesinde. O zaman köşe yazıyorum. Yine kare prizma var. Bakıyorum yüzünde. İlk konim var. Yüzünde diyorum. Aşağıdaki geometrik cisimleri inceleyelim. Köşe, yüz ve ait sayıların birbirine eşit olanları aynı renge boyayalım diyor. Bakıyorum 3 tane şeklimiz vardı. Geometrik cisimimiz vardı. Köşesi, ayrıtı ve yüz sayıları eşitti. Neydi bunlar? Kare prizma, dikdörtgen prizma ve küp. O zaman şekillere bakıyorum. İlk kare prizma, dikdörtgen prizmam var. Önce küpü boyuyorum. Burada kare prizmam var. Bunu da boyuyorum. Dikdörtgen prizmamın da aynı şekildeydi. Ve burada da bir dikdörtgen prizmam var. 8 köşesi, 12 ayrıtı, 6 tane de yüzü vardı. Bu 3 tane geometrik cismi. Aşağıda aynı renkte gösterilen noktaları cetvelle birleştirelim. Oluşan şeklin adını şekillerin altına yazalım. Birleştirecek olursak eğer ilk 3 tane kenar var. Hangi şekil bu? Üçgen. Buraya baktım. Yine birleştiriyorum noktaları. Ve kare şekli oluştu. Buraya baktığımda noktaları birleştirdiğimde iki tane kısa kenar, iki tane de uzun kenar var. Hangi şekil? Dikdörtgendir diyorum. Geometrik şekillerin köşegenlerini cetvelimizde çizerek gösterelim diyor. Üçgenin köşegeni var mıydı? Çizecek olursak eğer buradaki köşesi buralardaki köşelerine denk gelmesi gerekiyordu köşegen. O yüzden üçgenin köşesi yok. Kocaman çarpıtıyorum. Buraya baktığımda dikdörtgenin köşegenleri çiziyorum. İki tane köşegeni var. Karenin köşegenlerini çiziyorum. Karenin de iki tane köşegeni var. Yine dikdörtgen şeklim var. Çiziyorum. Aşağıda verilen geometri tahtalarında lastikle oluşturulan şekilleri kenar sayılarına göre adlandıralım. Biz de geometri tahtamızı aşağıdaki şekilleri lastikle oluşturalım. Geçen dersimizde biz geometri tahtalarıyla bazı şekiller oluşturmuştuk. Peki burada şekilleri birleştirecek olursam noktaları. Ne oldu? 6 tane kenar var. O zaman altıgen diyorum. Buraya baktığımda 3 tane noktayla birleştiriyorum. Üçgen diyorum. Yine buradaki şekle baktığımda bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane nokta, beşgen diyorum. Ve buraya baktığımda bir dörtgen şeklim var. Dört, beş.
8 tane noktayı birleştirdim. Sekizgen oluştu. Burada da dikdörtgen şeklimi oluşturdum. Testine geçtiğinde yukarıdaki cisimlerden hangisinin yüz sayısı daha fazladır? Bakıyorum silindirin kaç tane yüzü vardı? 3. Koninin bir tane alt yüzü vardı. Bir de yan yüzü vardı. 2 tane. Buraya baktığımda üçgen prizmanın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yüzü vardı. O zaman üçgen prizma diyor. Yukarıda bilgisi verilen geometrik cisim hangi seçenekte verilmiştir? 6 yüzüm var. İlkine baktığımda kare prizma olabilir, dikdörtgenler prizması olabilir, küp olabilir. 3 tane şeklinde 6 tane yüzü var. Tüm yüzeylerim karedir. Eğer tüm yüzeylerim karedir diyorsa, yani birbirine eşittir diyor, o zaman küptür. Kare prizmanın kaç tane kare yüzü vardı? 2 tane kare yüzü vardı. 4 tane de dikdörtgen yüzü vardı. Peki buraya geçtiğimde görseldeki geometrik şekil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3 tane üçgensel bölgeden oluşur. 5 tane yüzü vardır. Dikdörtgensel üçgensel bölgelerden oluşur. Üçgen prizmanın 2 tane üçgensel yüzü var. 2 üçgen diyorum. 3 tane de dikdörtgen yüzü var. O zaman 3 tane üçgensel bölgeden oluşur diyor. Yanlış. 5 tane yüzüm var. 2 ile 3 topla. Evet, 5 tane yüzü vardır. Dikdörtgensel ve üçgensel bölgelerden oluşur diyor. Doğru. Cevabım A diyorum. 4. soruya baktığımda yukarıdaki şekillerin kenar sayılarını dikkate alan biri hangisini farklı adlandırır? Kenar sayılarını dikkate alıyorsak 1, 2, 3, 4. Bu şekli dörtgen. Buraya baktığımda 1, 2, 3, 4. Bu şeklinde dörtgendir diyorum. 1, 2, 3. 3 tane kenarı varsa üçgendir. Hangisini farklı adlandırıyorum o zaman? 3 numaralı şekli ben farklı adlandırıyorum. Yine buraya baktığımda yukarıda verilen noktalardan hangilerinin arasını cetvelle birleştirirsek üçgen şekli elde edilir. İlk olarak ABC'ye birleştirdiğimi düşünüyorum. Bakıyorum bir üçgen şekli elde edilmedi. O zaman temizliyorum. CBF'yi birleştiriyorum. CBF. Yine üçgen şekli oluşmadı. ECB'ye baktığımda bir üçgen şekli oluştu. O zaman A'yı ve B'yi eliyorum. 6. soruya baktığımda aşağıda cetvelle çizilen doğrulardan hangisi köşegen değildir? Bu A şıkkındaki doğru iki tane çapraz iki tane kenarı birleştirir, o zaman köşegendir diyorum. C şıkkında da iki tane çapraz kenarı birleştirmiş, köşegendir diyorum. Ama B şıkkında iki tane kenarı köşeyi birleştirmemiş. O yüzden B'yi işaretliyorum. Yüz sayıları eşit olan geometrik cisimden hangi seçenekte verilmiştir? Küpün kaç tane yüzü vardı? 6. Silindiri 3. Eşit mi? Değil. Kare prizmanın 6 tane yüzü var. Küpün de 6 tane yüzü var. Eşit. Koninin kaç tane yüzü vardı? 2. Üçgen prizmanın ise 5. A şıkkı da eşit değil. Cevabım B diyorum. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizde buraya kadar da sizlerle bir sonraki dersimizde tüm dersler soru bankasından testler yapacağız.